Merhaba canlar, tarım ve hayvancılığın son videosu yani 9. videomuzda karşınızdayız. Balıkçılığı da anlatıp olayı bitiriyoruz canlar. Ülkemizde balıkçılığı geliştirmek için neler yapılmalı? Karşımıza çıkacak ilk soru bu olacaktır, emin olabilirsin. Balıkçılığı geliştirmek için hocam 1. Açık deniz balıkçılığı yapmalıyız. Yani kıyı balıkçılığı yerine açık deniz balıkçılığı tercih edilmelidir. Tatlı su balıkçılığı teşvik edilmeli. Zararlı balık avlama yöntemleri kesinlikle, özellikle trolle avlanma engellenmelidir. Kıyı kirlenmesi engellenmelidir. Modern balıkçılık yöntemleri uygulanmalıdır arkadaşım. Yani soğutuculu depoları olan tekneler ya da kamyonlar, tırlar tercih edilmelidir diyeceğiz. Depolama ve soğutuculu araçlar dediğimiz gibi taşıma olanakları artırılmalıyor. Ve kültür balıkçılığı ne yapması gerekiyor? Artırılması gerekiyor. Kültür balıkçılığı ne? Kütüphanelerde yapılan balıkçılığa biz öyle değil, değil mi? Yani insan eliyle yapılan. Nasıl ki tarım ürünleri kültür bitkisi olarak geçiyor insan eliyle yapıldığı için. Burada da kültür balıkçılığı insan eliyle yapılan. Hani özel havuzlarda, alabalık tesislerinde falan gidip belki balık yemişsindir arkadaşım. Orada yapılan balıkçılığa biz ne diyoruz? Kültür balıkçılığı diyoruz. Buradan soru muhtemelen şöyle gelecektir ki en fazla gelen sorulardan birisi. Hocam ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen ülkemizde balıkçılık çok fazla gelişme göstermemiştir. Bunun nedeni nedir diye soracak. Bunun nedenleri hocam burada yine yazılı olanlar aslında. Yani kıyı balıkçılığı yapmamız, tatlı su balıkçılığının çok fazla teşvik edilmemiş olması, zararlı balık avlama yöntemlerinin uygulanıyor olması, kıyı kirliliğinin fazla olması, bunlar nedir? Bizim balıkçılığında geriye gitmemize neden oluyor. Peki balıkçılığı geliştirmek için neler yapacağız? İşte bu söylediklerimizin tam tersini yapacağız. Anlaştık mı? Yani kıyı balıkçılığı yerine açık deniz balıkçılığı. İşte tatlı su balıkçılığı teşvik edilecek. Zararlı balık avlama yöntemleri ortadan kaldırılacak. Ne yapılacak hocam? Bunların önüne geçilecek gibi. Anlaştık? Var problem. Peki o zaman geçtim. Ve deniz balıkçılığı arkadaşlar. ÖSYM'nin burada genelde soracağı deniz balıkçılığından elde edilen sıralama nedir? Aslında sıralamayı da sormayacak da başka türlü soracak. Ben sana onu anlatacağım birazdan. Sıralamaya bakacak olursak hocam Karadeniz ilk sırada yer alıyor. Sonra Ege, sonra Marmara Denizi ve en son Akdeniz bölgesi geliyor balık miktarlarına baktığımız zaman. Peki hocam burada balık miktarının Akdeniz'den Karadeniz'e doğru artmasının nedeni nedir dersen enlemdir aslında. Enleme bağlı olarak kuzeye doğru gittiğimiz için ne yapıyor? Sıcaklık değerleri azalıyor. Tuzluluk oranları azalıyor ve oksijen miktarı, bu sulardaki oksijen miktarı artıyor. Planktonlar da oksijen miktarının bol olduğu yerleri tercih ederler genelde arkadaşım. Plankton dediğimiz nedir? İşte balıkların yiyeceği küçük organizmalar, anladın mı? Balık da tabii ki boğazının peşine düşüp abicim yiyeceğin bol olduğu yere doğru göç ediyor. O yüzden Karadeniz'den Akdeniz'e doğru gittikçe genelde ne yapar? Balık miktarı azalır ya da Akdeniz'den Karadeniz'e doğru gittikçe artar miktar olarak. Yalnız yine enlemin etkisine bağlı olarak sıcaklık arttığı için Karadeniz'den Akdeniz'e doğru indikçe de balık çeşidi artar. Yani şöyle söyleyeyim ben sana kısaca. Hocam kuzeye doğru gittikçe balık miktarı artacak, tamam mı? Güneye doğru gittikçe balık çeşidi artacak. Aklında böyle kodlu. Tamam mıdır? Bu bağlamda peki buralardan nasıl soru gelebilir? İşte hocam bu biraz önceki söylediğim. Yani neden Karadeniz bölgesinde balık miktarı daha fazlayken Karadeniz kıyılarında, Akdeniz kıyılarında daha az. Ya da Akdeniz'de balık çeşidi neden daha fazla diye soru gelebilir. Tamamdır. Var problem? Yok. Ama çok karıştırdığım bir şey var. Ne olur ona da dikkat et cancağızım. O da şudur ki, işte diyor ki Karadeniz kıyılarında balıkçılık daha çok gelişmiştir. Yani balıkçılık yapan insanların sayısı daha fazladır. Neden diyor? Enlemin etkisi diyor bizimki. Lan var mı öyle bir şey? Kuzeye doğru gittikçe insanlar balıkçı, güneye doğru gittikçe memur, doğuya doğru gittikçe çiftçi mi oluyor? Var mı öyle bir şey? Yok. Yani burada enlemin boylamın bir etkisinden bahsedemezsin balıkçılıkta. Anlaştın mı? Burada daha çok şudur. Tabii ki orada balık miktarının fazla olmasının da etkisi vardır ama oradaki en önemli de Karadeniz'de iş kollarının kısıtlı olmasıdır. Adamda doğru düzgün tarım yapabilecek arazi yok. Değil mi? Sanayi doğru düzgün gelişmemiş. Turizm doğru düzgün gelişmemiş. Adam ne yapıyor? Mecburen balıkçılığa yöneliyor. Tamam. Akdeniz'de de tam tersi var. Yani şöyle de diyebilir misal. Akdeniz'de balık çeşidi çok fazla olmasına rağmen
balıkçılık çok fazla gelişmemiştir. Neden? Bu kez de iş imkanı fazla olmasından dolayı. Anladın? Yani orada turizm var, tarım var, ticaret gelişmiş özellikle Adana Mersin çevresinde. Adam balıkçı olup ne yapsın yani? Var mı problem? Peki. Geçtim o zaman buraya da. Tatlı su balıkçılığı nedir, nerelerde yapılır diye bir soru arkadaşım burada karşımıza çıkacak. Yani bu sorunun aslında cevabı basittir. Suları tuzlu olan göllerden bahsetmiştik biz, siz hatırlıyor musunuz? Bak, Tuz Gölü, Burdur, Palas, yani Palas Tuzlası gibi yerlerin suları acı olduğu için mantıken buralarda zaten tatlı su balıkçılığı yapılmaz. Bunun istisnası olan sadece neresi vardır arkadaşım? Van Gölü vardır. Van Gölü'nün suları acı olmasına rağmen, yani sodalı olmasına rağmen burada inci kefa üretilmektedir. Ve iç sularda en çok yakaladığımız balık türüdür. Yani göllerden elde ettiğimiz balıklara baktığımız zaman en fazla inci kefa avlanmaktadır hocam. Unutmuyorsun. Tamam, o istisnasıdır. Onu, bunu sakın ama sakın unutma. Anlaştık mı arkadaş? Var mı problem? Peki. O zaman geçiyorum. Alttaki hap bilgiyi sen bir durdurup okursun İstersen yani orası soru ihtimalinin çok çok düşük olduğu bir yer ama yine de ne olur ne olmaz diye arkadaşım ben orada sana hap bilgiler kısmında verdim. Bunu da sakın unutma canlar. Son olarak hocam ne kaldı? Kültür balıkçılığı kaldı. Kültür balıkçılığına baktığımız zaman ise hani kültür balıkçılığı nedir, nerelerde yapılır gibi sorular karşımıza daha çok gelecek. Kültür balıkçılığı daha önce de bahsettiğim gibi insan eliyle yapılan balıkçılık türüdür. Yani özel havuzlarda biz bu balıkları yetiştiriyoruz, büyütüyoruz arkadaşım, pazarlara sunuyoruz. Bunlardan bir ekonomik gelir elde ediyoruz. Anladın mı? Kültür balıkçılığı kısaca budur. Peki hocam nerelerde yapılır? Şimdi bu denizlerde de yapılabilir, göllerde de yapılabilir. Hatta bazı barajlarda da ne yapılabilmektedir? Yapılabilmektedir. Denizlerde yapılan kültür balıkçılığında Ege bölgesi ilk sıradadır. Neden hocam? Ege bölgesinde koy körfez sayısı fazladır. Yani korunaklı alan sayısı fazladır. Denizin içerisine ben şöyle bir fileden havuz kuracağım hocam. Orada dalganın, akıntının fazla olduğunu düşünsene, ne yapacaktır? Bu havuzu alıp götürecektir ya da parçalayacaktır. Bozulmasını sağlayacaktır. O yüzden korunaklı alanlar bol olduğu için hocam nedir? Kültür balıkçılığında ama denizlerde yapılan kültür balıkçılığında Ege bölgesi ilk sırada yer alırken tatlı sularda yapılan kültür balıkçılığında ise arkadaşım nedir? Doğu Anadolu diyorlar genelde, hani verilerde öyle geçiyor. Baraj sayısı fazla olduğu için, göl sayısı fazla olduğu için hocam. Doğu Anadolu bölgesi tatlı sularda yapılan kültür balıkçılığında ilk sıradadır diyoruz. Ama bunun dışında kültür balıkçılığı zaten her bölgemizde az ya da çok ne yapılmaktadır? Yapılmaktadır diyeceğiz cancağızı. Bitti. Arkadaşlar tarım ve hayvancılık konusunu da bitirdik. Nedir? Daha sonraki videomuz madenlerle alakalı olacak. O videolarda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.